فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Bakara Suresi 66. Ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara Suresi 66. ayetin tefsirine geçiyoruz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor mealen. Biz bunu, maymunlaşmış insanları, hadiseyi bizzat görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret dersi, müttakiler için de bir öğüt vesilesi kıldık. Biz İsrailoğullarının suretlerinin hayvan şekline sokulmasını, kendilerinden önceki ve sonraki ümmetlerin aynı günahları işlemelerini önlemek için bir ibret vesilesi kıldık. Zira onların başına gelenleri önceki ümmetlere gönderilen kitaplarda zikrettik ve onlar bundan ibret aldılar. Bu haberler sonradan gelenlere de ulaştı. Onlar da ibret aldılar. Bu olay İsrailoğullarından yasağın çiğnenmesini önlemeye çalışan salih kimselere veya bu olayı işiten bir müttakiye, her müttakiye bir ibrettir. Sadi şöyle demiştir. Kuş dane tarafına doğru yakın gitmez. Çünkü başka kuşun böyle tuzağa düştüğünü görür. Sen başkalarının musibetinden ders al. Başkaları senden ibret almasın. Beyni İsrail'e gelen bela ve ziyanlar ilahi ihsanların kadrini bilmediklerinden, nimetlere nankörlük ettiklerinden, firkat zilletini vuslat izzetine tercih etmelerindendir. Bizden evvelki ümmetlerin cezası yerin dibine geçirilmek veya bedenen suretlerinin değiştirilmesi şeklindeydi. Bu ümmetin cezası ise kalplerine verilmektedir. Kalplere verilen ceza, cesetlere verilen cezadan daha şiddetlidir. Nitekim Allah-u Teala, onların gönüllerini ve gözlerini değiştiririz de sanki onları evvelce hiç iman etmemişe çeviririz buyurmaktadır. Bu, sultanların hizmetine girip de edep öğrenmeyenlerin ve kendi kafasınca gidenlerin halidir. Kurbet, yani yakınlık, yaygısına hürmet ile basmayanlar mahrumiyeti hak ederler, hüsrana uğrarlar. Sultanın cezasına çarptırılırlar. Domuza çevrilmenin alameti pislik yemektir. Haram yiyenin kalbi de bir başka yaratığa çevrilmiş demektir. Kalbin sıfatlarının hayvani sıfatlarla değiştirilmesinin alametleri üçtür. Bunlar, ibadetten lezzet almamak, masiyet işlemekten korkmamak, günah işlemekten korkmamak, kimsenin ölümünden ibret almayıp aksine gün geçtikçe dünyaya rağbeti artmak. Evet. Zehretür Riyad'da böyle denilmiştir. Avf bin Abdullah demiştir ki, hayır ehli birbirlerine yazdıkları mektuplarda şu üç noktaya dikkat çekerlerdi. 1. Ahirete çalışanın dünya işlerinde kefili Allah'tır. Her kim ahiret için çalışırsa dünya işlerini de Allah kolaylaştırır diyor. 2. Allah ile muamelatını düzgün yapanın insanlarla muamelatını Allah düzeltir. Evet, Allah ile aranı iyi tutarsan insanlarla olan ilişkini de Allah düzeltir. 3. İçini ıslah edenin dışını Allah ıslah eder. Evet, içini, kalbini ıslah edersen dışını da Allah-u Teala ıslah eder. El-Hakim Muhammed bin Ali et-Tirmizi der ki, 4 sınıf insan 4 yere yakışır. Çocuklar sibyan mekteplerine yakışır. Yol kesiciler zindanlara yakışır. Kadınlar evlerine yakışır. İhtiyarlar mescitlere yakışır demiş. Evet, 66. ayet bitmiş oldu.